Sevgili seyirciler, bir Cuma Selam programına daha hoş geldiniz. Sizlere en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kıymetli seyirciler, bu hafta yine çok önemli konu ve konukla huzurlarınızdayız. Bu hafta çok değerli konuğumuz Sayın Ekonomist Abdullah Güzel Dülger bizlerle birlikte olacak. Kendileri kendi alanında oldukça deneyimli, çok önemli kurum ve kuruluşlarda görev yapmış bulunan, gerçekten kendi görevinin hakkını veren önemli bir ekonomist ağırlıyoruz bugün. Aynı zamanda farklı bir yönü daha var Abdullah Bey'in. Bir bakıma mahlası Mehmet Arif olarak da biliniyor. Şiirler yazan, edebiyatla çok yakından ilgilenen çok değerli bir konuğumuz. Bugün çok değerli konuğumuzla Türkiye ekonomisi ve bankacılık sistemi üzerine konuşacağız. Türkiye ekonomisi ile ilgili çok önemli verileri ortaya koymaya çalışacağız. Peki nereden çıktı Türkiye ekonomisi bugünlerde diye soracak olursanız, biliyorsunuz 15 Temmuz arifesinden, daha doğrusu bir hafta önce biz Türkiye genelinde çok büyük bir coşkuyla 15 Temmuz darbesinin birinci yıl dönümünü kutladık. Bundan çıkardığımız çok önemli sonuçlar var. Milyonları sokağa döktük. Daha doğrusu milyonlarımız canla başla vatan millet uğruna sokaklara döküldüler. Bu vatan bizim, bu millet bizim, biz bunu böldürmeyiz diyorlar. Avrupa'nın Batı dünyasını yakından takip etti. Bu meseleler artık herkesin gündeminde. Türkiye üzerinde bir askeri kalkışmanın olması bir daha mümkün değil. Ama Türkiye üzerinde başka kalkışmalar olabilir. Özellikle de ekonomik krizler çıkartmaya çalışacak olan bir takım unsurlar var. Bu unsurlar ne zaman, ne şekilde devreye girerler? Biz bunun üzerine konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen çok değerli konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sencer Bey. Teşekkür ederim. Akit TV izleyicileriyle daha çok edebiyat ve şiir ve sosyolojik programlarda buluşuyorduk. İlk defa ekonomi programında bir araya geldik. Biraz da bu alanda kendimizi tanıtalım, fikirlerimizi paylaşalım istiyoruz seyircilerimizle. Eyvallah. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Tabii sizin vereceğiniz bilgiler bizim için son derece önemli. Çünkü siz ekonomi alanında gerçekten çok önemli çalışmalar yapan birisisiniz ve önemli kurum ve kuruluşlarda da görev yaptınız. Bu yüzden bugün vereceğiniz bilgiler son derece önemli. Şimdi Abdullah Bey, ben şunu sormak istiyorum. Buyurun. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği bir şey vardı. Bu faizle ilgili bir yarası vardı. Bu Evet. faizleri çekin aşağı, çekin aşağı, çekin aşağı çok Evet. önemli konuşmaları vardı. Ve ben bunun üzerine bankacılık sistemi Türkiye'de ne iş yapar? Niçin Türkiye üzerinde bu kadar faizle ilgili bir takım projeler uygulamaya çalışırlar? Biraz bunları izleyicilerimize tanıtmak, Evet. bildirmek, Evet. aktarmak istedik. Onun için ben hemen size şunu sormak isterim. Bankacılık sistemi niçin vardır? Evet. Ne tür işlemler yürütür? Tabii bankacılık sisteminin tarihi oluşumuna baktığımız zaman daha küçük toplumlarda bankacılık sistemine çok ihtiyaç yoktu. O dönemde sermaye birikimi de yoktu. Ticaret vardı. Mal takası vardı. Ne zaman ki feodal yapıdan sanayi devrimiyle birlikte sarrafların altın ve gümüş biriktirmesi, özellikle İspanya'nın Amerika kıtasından talan ettiği altın ve gümüşü getirerek Avrupa'ya akıtmasıyla oluşan bir altın ve gümüş dönemi, ki merkantilizm diyoruz ekonomide o döneme, altın ve gümüşün bollaşması ve bunun da enflasyona sebebiyet vermesi, altın ve gümüşün bollaşması. İspanya eline geçirdi bu kadar altın ve gümüşü akılsızca harcayarak, kendi arasındaki iç savaşlarda finanse ederek, Kullanılıyor. evet, kullanarak Avrupa'yı zengin etmiştir. Avrupa'da biriken bu servet, feodal yapının da tarihi sürecini tamamlamasıyla fabrikalaşma ve sanayi devrimine evrilmesiyle beraber ortaya çıkan sarraf sınıfı. Evet. Sarraf sınıfı, bu uluslararası ticaret, yani daha kapalı toplumdan birbirleriyle alışveriş eden topluma dönüşmesi. Özellikle Ümit Burnu'nun keşfi, Amerika'nın keşfi, Hindistan'a Coğrafi uzanma, keşifler coğrafi keşiflerle sonrasında ortaya çıkıyor beraber diyorsunuz. mal akımının ve değerli maden akışının hızlanmasıyla beraber bir sarraf sınıfı ortaya çıkıyor. Sarraf sınıfı da farklı coğrafyalardaki insanların birbirlerine olan borç alacaklarını takas etmek, o ödemeleri yapmakla mükellefler. Buradan komisyon kazanaraktan, bono tedavül ettirerekten, borçlanma ve ödeme imkanları oluşturaraktan bir nevi bankacılığın temelleri o dönemde atılıyor. Ve
Bugün, yaklaşık 100. yıl olarak, 17. yüzyıl falan, 16. Evet, 15, 16, 17. yüzyıllarda bu artık sanayi devrimiyle beraber bir tarafta işçi sınıfı oluşuyor, fabrikalarda çalışan. Bir tarafta bu sömürgecilikten, bu kumpanyalar düzenliyor o dönemde. Kraliçe bile, İngiliz kraliçesi bile bu kumpanyalara sermaye koyuyor. Ve bu kumpanyalar gemiyle gittikleri ülkelerden getirdikleri kölelerle ve oradan elde ettikleri ürünleri 250 bin pound yatırılan bir mesela anonim ortaklık diyelim, anonim şirket, sömürge yapmak üzere giden gemi geldiği zaman limana 500 bin pound, 1 milyon pound karlar üreterekten o gemiyi finanse edenlere muazzam bir servet kazandırıyor. Ve işte o dönem tahrik edilen sömürgecilik o ülkelerin, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerin zengin ülkelerde gibi sermaye birikimine sebebiyet veriyor. Sermaye birikimi de üretimi tetikliyor. Çünkü eskiden kendi arasındaki ihtiyaçlarını gören toplumlar artık baharat, maden, demir, çelik gibi ürünleri alıp getirip ve ihtiyacı olan başka ülkelere satan uluslararası ticaret gelişiyor. Bu da bankacılık sınıfını tabii ihtiyaç haline getiriyor ve bankacılık sınıfı oradan doğuyor. Daha çok Yahudilerin elinde olan bu sarraflık mesleği dünyada da böyle gelişimi sürmüştür. Fabrika ve sermaye birikimi olan İngiltere'deki sermaye sınıfıyla bu sarraf sınıfı birliktelik doğal bir birliktelik oluşmuştur Yahudi bankerlerle İngiliz, Hollandalı, Belçikalı sanayiciler arasında bir doğal birliktelik oluşmuştur. Ve bu şekilde kendi içlerinde oluşan bu sermaye birikimi daha sonra global olarak dünyayı bir köy olarak görüp dünyayı finanse etme boyutuna gelmiştir. İşte bu faiz lobisi dediğimiz, finansal atak dediğimiz, ekonomik atak dediğimiz meselelerin tarihi perspektifine baktığımız zaman sanayi devrimini buluruz. Peki, şimdi günümüz dünyasında bankacılık, işte bildiğimiz mevduat bankaların en büyük özellikleri şu değil midir? Paranızı yatırırsınız, o paranıza uygun bir şekilde sizlere faiz ödenir. Evet. Şimdi birinci derecedeki işlemi bu. Bunun dışında mevduat bankacılığının kredi vermektir tüketicilere. Bunun dışında başka ne yapar? Şimdi aslında bankacılık sistemi, katılım bankacılığı olsun, konvansiyonel bankacılık diye, mevduat bankacılığı da diyebiliriz ama temelde uluslararası literatürde konvansiyonel bankacılık diye. Faizsiz bankacılık ve konvansiyonel bankacılık diye uluslararası bir ayrım vardır. Temelde yaptıkları işler benzer olmakla birlikte temelde de bir farklılıkları söz konusudur. Öncelikle isterseniz katılım bankalarıyla konvansiyonel bankalar arasındaki olur. Katılım bankacılığıyla farkı, işte mevduat bankacılığı farkı, olarak bildiğimiz konvansiyonel bankacılık arasında ne gibi fark var? Farkları ortaya koyalım. Katılım bankacılığı normalde yaptıkları iş reel olarak ticaretin finansmanı, proje finansmanı, arkasında reel bir mal ve hizmet alım satımı olması gereken işlemlere dayalı işlemlerdi. Dolayısıyla böyle bir işlem olmadan bir finansman söz konusu olmaz. Bu manada daha gerçekçi, reel işlemlerdir. Bir yatırım olmadan, tabii, bir proje hayata geçirilmeden katılım bankacılığında işlem para olmaz. Dönmez diyor. Para dönmez, evet. Yani gidip siz bir katılım bankasına benim Ahmet'e 10 lira borcum var, bu borcum için bana para verir misiniz deseniz size bunu vermez. Ya da ben fabrika yaptım, işlemleri, makinelerimi aldım, şimdi bunun vadesi geldi, bunun borcunu ödeyeceğim, bana para verir misiniz deseniz vermez. Çünkü bu işlem geçmişte olmuş bitmiş işlemlerdir. Katılım bankacılığı o anda olacak işlemleri finanse eder. Dolayısıyla İslam, temel fark budur. İslam hukukuna göre oradaki faiz değil, bütün riskleri sıfırlar diyorsunuz. Evet, riskleri sıfırlar. Bu yüzden daha koruyucu ve kapsayıcıdır. Evet. Ekonomik kriz dönemlerinde işlemler reel işlemlere dayandığı için, spekülasyon içinde spekülatif işlemler barındırmadığı için, kaldıraç kullanmadığı için, Amerika'daki yaşanan mortgage krizindeki mesela kaldıraçlar finansal sistemde olmadığı için katılım bankaları bu manada
finansal iniş ve çıkışlarda daha koruyucudur. Genel ekonomiye hasarı önleyici bir özelliği vardır katılım bankalarına. Şimdi tabii ben bu konuyla ilgili geçmiş dönemlerde yine bir program yapmıştık. Çok önemli bir programdı, güzel bir programdı. Evet. Sizinle yapacağımız bu programı da çok anlamlı buluyorum. Zira siz çok önemli bilgiler aktarıyorsunuz. Şu an için söylediğiniz de son derece önemli cümlelerdi. Koruyucu, tabii, kapsamlı ve faiz riski olmayan hiçbir şekilde son derece güvenilir bir kurum diyorsunuz. Buradan izleyicilere biz bunları aktarıyoruz. Zira insanlar 3-5 kuruş emeklilik parasını ya da bir yerden var aldıkları birikintileri hemen anında işte Mevduat Bankası'na götürerek oradan çeşitli işte yüzdelik dilimlerle faize yatırıyorlar. Faizle uğraşmak, faize girmek Allah-u Teala'ya savaş açmak hükmünde ayet-i kerimenin de olduğunu bilerek bu konuda özellikle dinini az çok dikkate alan vatandaşlarımıza ben buradan özellikle rica ediyorum. Bakın burada katılım bankacılığı ile ilgili koruyucu, kapsamlı ve birçok spekülatif bir takım girişimlerden uzak son derece güvenilir bir kurum diye bahsediyorsunuz. Evet. Biraz da faiz konusuna girelim isterseniz. Buyurun. Faiz her üç kutsal dinde de Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam aynı kaynaktan beslenen, tahrif edilmemiş haliyle bu üç kaynakta da faiz haram kılınmıştır. Evet. Orta çağda feodal düzende kilise, feodal beyler ve kral ve onun maiyeti böyle bir yönetici sınıf vardı. Toplum kilise ile din işlerini çözümlerdi. Kral ve feodal beylerle de günlük yaşamını düzenlerdi. Ve feodal yapının yanında çalışan insanların hakları çok fazla yoktu. Yani bir nevi yarı köle mahiyetinde bir self dediğimiz bir statüyle hayatlarını sürdürüyorlar. Yani bu söylediğimiz şeyler Avrupa dünyasında orta çağ döneminde yaşanan derebeylerin, feodalite dediğimiz küçük kralcıkların bulunduğu bir dönem. Evet. Katolik kilisesi faize çok katı yaklaşım gösteriyordu ve tefecileri bulduğu yerde öldürüyordu, hapse tıkıyordu. Evet. O dönemde, bu mesela çok bilinmez. Hristiyanlar faizci diye bilinir. Halbuki Katolik inancı faizi kesinlikle reddeder. Çok yakın zamana kadar bu böyleydi. Ne zaman değişti? Bu biraz önce bahsettiğim sermaye birikimi oluşup artık paranın insanların karz-ı hasen dediğimiz İslam'da, aynı Hristiyanlıkta da vardır bu. Yani bir din kardeşine ödünç para vermek ve ondan nemalanmak çok ayıplanırdı o dönemde. Çok kötü bakılırdı buna. Evet. Fakat bu sermaye birikimiyle sermaye oluşunca bu paranın getirisi talep edilmeye başlandı. Yani ben parayı vereceğim ama o onunla iş kuracak, bir getir elde edecek. O getirden bana bir pay versin meselesi ortaya çıktığında teologlar oturdular. O dönemki işte temsil eden azizler bir fetva yayınladılar. Bu fetva ile işte evet inancımızda faiz haramdır ama şu 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 işlemlerde şuraya kadar faiz alınabilir gibi hükümlerle bunu kapıyı açtılar. Yani dine uymak yerine mevcut durumu dini ekonomik yapıyı legalleştirdiler. Yani dine yaklaşmak yerine mevcut durum dini mevcut duruma bunu hale getirdiler. İşte insanın şey tarafı burada. Zayıf tarafı burada. Yani kendisini inandırabiliyor. Orada kesin yasak dururken. Şimdi günümüzde bizde de bazı bu konuda faizle ilgili ya işte haram olur muymuş, şöyledir, böyledir deyip kendi kendine fetva vermeye çalışan halkımız da olabiliyor. Tabii. Yani paranın kiralanması faizdir. Paranın altını çizelim. Kiralanması meselesidir faiz. Yani evinizi kiraya veriyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz. Parayı da kiraya verip gelir elde ediyorsunuz. Ama bir ticari işleme girip, o ticari işlemde risk alıp, o ticari işlemde birisiyle birlikte beraber elinizi taşın altına koyarak bir iş yapıyor ve o iş neticesinde bir gelir elde ediyorsanız bu ticaret. Evet. Burada emek sermaye ortaklığı, yani parası olmayanla parası olanın birlikte yaptığı bir teşebbüs bu. Bu bir reel işlem. Ama paramı verdim, sen 6 ay sonra bana bu paranın %50 fazlasıyla bana bunu geri vereceksin ya diye bir akit. %1 fark etmez. Faiz, %10.
10-15 neyse o oran, bu paranın kiralanması meselesidir. Ama birlikte bir teşebbüs yapıp oradan kar ve zarar elde etmek üzere birlikte bir akit icra etmek, bu faiz meselesi değildir. Kur'an bu hususta ne diyor? Biraz ona bakalım. İslam'da aynı cinsten materyallerin değişimi, bir fazlalıkla değişimi haram kılınmıştır. Altının altınla, gümüşün gümüşle, buğdayın buğdayla, hurmanın hurmayla, tuzun tuzla değişimi, o dönemki hayatın temel yaşam ürünleri, gazın gazla diyeyim yani, temel evet. yaşam ürünleri üzerinde tanımlanmıştır bu. Genişletilebilir. Bir çuval un verdiysek sizden evet. alacağımız ancak bir çuval undur. Bir evet. çuval artı yarım çuval un dediğiniz zaman bu faize girer. Çok doğru. Hatta Bilal Habeşi, mescitte Resulullah Bilal Habeşi elinde büyük hurmalarla görür. Nereden buldun bunları? Ya Habeşi der, Bilal der. O da der ki işte elimdeki 15 tane küçük hurmayı bu 5 tane büyük hurmayla değiştirdim. Aman dikkat et, ribaya girer der. Ondan sonra kalkar, hurmalarını geri alır. Yani anlatabildim evet. mi? Aynı neviden şeylerin değişimi faiz olarak aşmamalı. Faiz olarak. Evet. 1 kilo buğdayla 3 kilo arpayı değiştirebilirsiniz. 1 kilo altınla 2 kilo gümüşü değiştirebilirsiniz. Bu bir trampadır. Aralarında bir ekonomik değer ölçüsü vardır. Evet. Ama aynı cinsten şeyler faize girmiştir. Faizin yasaklanmasının temel sebebi faizin gelir dağılımını bozucu bir etkisi vardır. Yani sermayeyi elinde bulunduranlarla sermaye ihtiyacı olanlar arasında bir akit olduğu için bu. Evet. Ve hakim olan, hukuk düzenini belirleyen sermayeyi elinde bulunduranlar olduğu için, üstünlerin hukuku söz konusu olduğu için, öbür taraf zaten işte o size karınca duası gibi imzalatılan sözleşmelerden bahsedilir ya. Evet. Öbür taraf zaten ihtiyacı olduğu için pazarlık gücü yoktur. Bunu düzenleyici otoriteler sağlar. Bugün BDDK kurumumuz bu kredi kullananların, fon ihtiyacı olanların haklarını, hukuklarını fon kullandıranlar arasında dengeli olmasını sağlamak için vardır. Ama bu erken dönemlerde çok ağır müeyyidelere tabiydi. Yani öyle şeyler de ki neredeyse yani borcunu ödeyemediğinde evini alacaklı evine el koyuyordu. Karısına, çocuklarına el koyuyordu borçlunu. Bu halde ağır tahribatlara yol açan bir şeydi. Cahiliye Araplarının yaptığı faizcilik çok ağır yükümlülükler yüklüyordu borçluya, borçlu vadesinde edimini yerine getiremediğinde. İslam bu yüzden faizi yasaklamıştır. Resulullah veda hutbesinde faizin her çeşidini ayaklarımın altına aldım demiştir. Hal böyleyken Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinde ey iman edenler kat kat artırılmış, bakın kat kat artırılmış diyor. Yani karşı tarafa ağır yükümlülükler yüklenmiş, olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz diyor. Bu hükümler çok açık. Evet. Yasak, çok net. Yasaklandıkları yani. Halde faizi almaları ve haksız yollardan insanların mallarını yemeleri yüzünden ve işlerinden inkara sapanlar için acı bir azap hazırladık. Nisa suresi 161. ayet. Yine Resulullah'tan rivayetle faiz, bu kat kat arttırılmış faiz meselesi 7 büyük günahtan birisi olarak zikredilmiştir. Ve Allah ve Resulüne daha, savaş açmakla evet, eşdeğer tutulmuş. Evet, aynen öyle. Orası beni çok etkiledi. Evet. Abdullah Bey, ben bu şeyi açıklama, bu ayet-i kerimeyi duyduğum zaman Allah'a karşı savaş açmak hükmündedir tabii. deyince tabii. ben durdum, kaldım orada. Yani toplumda gelir dağılımını bozucu, nasıl ki mesela aile kurumuyla toplumun akrabalık bağları güvence altına alınmış ise, yani nesebi sahih evlatlarla toplum genişliyorsa, faiz müessesesi de bu gelir dağılımını bozucu ve tahrip edici etkisi nedeniyle toplumu fıtratını bozucu bir şeye sahiptir. Bugün dünyada geçerli sistem faiz sistemi. Yani global olarak baktığımızda dünyanın her yerinde faiz sistemi var. Evet. Bugün neden yakınıyoruz? Yakındığımız şey ne? Dünyayı 10-15 tane ailenin yönettiğini söylüyor herkes. Değil mi? Bu 10-15 tane aile, biraz önce söyledim, 1700'lerdeki o sermaye ve o iki sınıfın bir araya gelmesinden neşet etmiş. Faiz oradan büyümüş aileler. Bunlar dünyanın her yerinde istedikleri şekilde sermaye akışkanlığını, borç verme, borç alma, faizi tahsil etme
ortamının olmasını istiyorlar. Ve bu manada bir faiz lobisi diye adlandırabileceğimiz bir güce sahipler. Bunlar gittikleri ülkelerde zayıf hükümetler olsun istiyor. Verimsiz alanlara yatırım yapsınlar istiyor. Borç verdikleri parayı harbur parman savursunlar istiyor. Ve bunları vadesinde ödeyemez hale gelsinler istiyorlar. Daha fazla. Ve faiz artışı talep ediyorlar. Bu faiz artışlarıyla beraber bu ülkeden reel olarak kendi hesaplarına kaynak aktararak dünyada var olan hakimiyetlerini daha yıkılmaz, daha yıkılmaz kılıyorlar. Bununla ilgili sizin ülkenizde adam satın alması gerekiyorsa satın alıyorlar. Sivil toplum kuruluşu kurulmak gerekiyorsa kurduruyorlar. Dernekler kurulmak gerekiyorsa kurduruyorlar. Bugün en çok eleştirilen Açık Toplum Enstitüsü, Soros'un sahip olduğu Açık Toplum Enstitüsü, bunun bir bariz örneğidir. Ukrayna'da, değişik ülkelerde, Gezi Parkı meselesinde bu arada ben tabii enstitülerin, sevgili izleyicilerimizin evet, dikkatini buraya toplamak istiyorum. Söylediğiniz açıklamalar son derece önemli. Faiz lobileri evet, gittikleri ülkenin bir bakıma tabii, maddi manevi bütün gücünü elinde tutmaya çalışıyor. Tabii. Orayı yönetebilmek adına. Tabii. Yeri geldiği zaman bu bir siyasetçi olabilir, yeri geldiği zaman sivil toplum örgütleri tabii, olabilir, finans kuruluşları olabilir. O ülkeyi, o bölgeyi istediği gibi yönetime kendi işbirlikçileriyle iş tutarlar ve bunu açıktan yapmazlar. Yani dolayısıyla biz ülkemize yönelik faiz lobilerinin nerede, ne zaman, nasıl bir oyun oynayacağı, nasıl bir tezgah kuracaklarını bilme noktasında çok fazla şey olmayabiliriz ama dikkatli olmalıyız. Tabii. Gezi eylemleri de bunun bir göstergesi diyebilir miyiz? Tabii. Yani kendisini çok tensip etmediğim ama sözünü çok beğendiğim Çin'in lideri, geçmişte komünist sistemi orada inşa eden Mao'nun bir sözü var. Evet. Pencereyi açarsanız sinekler evinizi doldurur diyor. Evet. Evet. Bu çok etkiledi beni. Ben Çin'e gittiğimde bu sözü orada Çinlilerden öğrendim. Nasıl koruyorsunuz bu yapıyı diye. Bana bu sözüyle cevap verdiler. Şimdi siz yani açık toplum, her şey serbest, her şeyi böyle yapılabilir kıldığınız zaman dolayısıyla pencerenizi bütün kanatlarını açıp her şeyin size içeri gelmesine müsaade ediyorsunuz demek. Kontrolsüz bir şekilde tabii, olur. Tabii. Bunu yapıyorsanız çok ciddi bir istihbarat altyapınız ve sisteminiz olması lazım. Evet. Kimler sizin sizinle ilgili planlar kuruyor? Kimlerin işbirlikçileri içeride kimler? Bunları kontrol edebilirsiniz. Pencerelerinizi açabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. İstediğiniz dakika, istediğiniz saniye. Ama adamı, böyle bir altyapınız yok. Adama gider, bulunduğu yerde alırsınız kontrol altına. Ama böyle bir altyapınız yok. Siz böyle bir altyapınız yokken o zaman kontrollü bir serbestlikle hareket etmeniz gerekir. Öbür türlü açık bir pazar olursunuz. Rahmetli Erbakan söylerdi, biz de o zaman gülerdik. Onlar ortak, biz pazar diye. Pazar, açık pazar haline gelirsiniz. Sevgili Abdullah Bey, Kandilli Rasathanesi'nin bu Ege'de yaşanan depremle ilgili evet, küçük bir açıklaması varmış. İsterseniz tabii, sevgili izleyicilerimize orayı izlettirelim. Sevgili izleyicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii evet, bu arada biz de Ege açıklarında dün gece saat 1.30 sularında gerçekleşen 6.3 şiddetindeki büyük bir deprem, tüm halkımıza geçmiş olsun diliyoruz. Hep söylenir, Türkiye bir deprem kuşağı ülkesidir. Biz depremle barışık bir şekilde yaşamaya alışmamız lazım diyoruz. Bu arada hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak az önceki akademisyenlerin de hatırlattığı gibi Türkiye bir deprem kuşağı ülkesidir. Türkiye'de biz buna hazırlıklı olmamız lazım. Özellikle de İstanbul'da beklenilen o büyük deprem için çok ciddi hazırlıkların yapılması lazım. Zira eli kulağında geldim geliyorum diyebilecek ölçüde yakın bir zaman dilimi içerisinde bu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. 99 depreminde bununla ilgili 10 yıl sonra gerçekleşeceği söylenmişti. Ben de bir coğrafyacı olarak, bir jeomorfolog olarak o dönemde bununla ilgili kendi tespitlerimde 10 yıl içerisinde bunun gerçekleşmeyeceği şeklindeydi. Sonraki dönemlerde yaptığımız araştırmalar sonrasında haklı çıktık. Ama son 10 yıl, 15 yıl içerisinde İstanbul'da böyle bir deprem her an olabilir mi? Olabilir.
Takdiri Allah'a bırakıyoruz, ancak bütün yerel yönetimler ve devlet ve milletçe depreme de hazırlıklı olmak zorundayız diyorum. Hemen ben sevgili konuğumuza dönmek istiyorum. Evet, faiz lobisi dolayısıyla anlattık nasıl çalıştığını, dünya üzerinde nasıl iş gördüğünü. Bunlara karşı nasıl tedbirler alınmalı? Yani faiz lobisinin bu gücü ortada. Evet, bunun etkinliğini kırmak için Türkiye üzerindeki kıskacını nasıl kırabiliriz? Sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafında bunlar zayıf hükümetler, zayıf ülkeler ve onları borçlandırma stratejisi üzerine hareket ederler. Dolayısıyla temel şey borç almamaktır. Evet. Yani ayağını yorganına göre uzatmaktır atalarımızın tabiriyle. Borç alacaksanız da bu borçları verimli alanlarda kullanmanız gerekir. Ama bunlar hükümetlere de müdahale ettikleri için hükümetlerin oluşumlarına kendi meşreplerine göre hükümetler seçtirmek gibi bir özellikleri var. Siz farkında olmadan bir seçim yaparsınız. O seçim onların seçimidir aslında. Biz onun farkında değilizdir. Tabii onları finanse eder, onların işte seçim propagandalarını finanse eder vesaire. Siz anlamazsınız, bir bakarsınız ve onlar... İşte Türkiye'nin meselesi aslında 2013'te IMF'e olan borcunu kapatmasıyla başlamıştır. 5 milyar dolar gibi bir de para vermişizdir üstüne. Evet. Bu mesele önemli bir meseledir. Şimdi siz bir borçlu düşünün. 20 yıl, 30 yıl sağmışsınız borçluyu. Ve borçlu size borcunu ödemiş, üstüne git borç dağıt diye bir de size para vermiş. Siz ne yaparsınız bu borçlu hakkında? Hasmedemediler tabii. 30 senedir ne güzel, iyi geçiniyorduk. Ne oldu şimdi? Niye bu borcu ödedin? Ne oluyor, sana bir bakayım tekrar nasıl seni borçlandırırım diye atak yapmaya başlıyor size. Evet. Anlatabildim mi? Bütün mesele bu. Peki burada ne yapmak lazım? Kalkınmış ekonomilere baktığımız zaman ne var o ekonomilerde? Bir defa çok güzel bir hukuk sistemi var. Yani hukuk sistemi çok önemli. Niye önemli? Siz bugün doğal kaynaklarınız yoksa ve açık veren bir ekonomi ile baş başaysanız, Türkiye ekonomisi her yıl 30 milyar dolar açık veren, 30-40 milyar dolar seviyelerinde açık veren bir ekonomi. Bu yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelir. Yani büyümek istiyorsanız bu büyümeyi finanse etmek için dışarıdan birilerini ikna etmeniz gerekiyor ki Türkiye'ye gelsin, doğrudan yatırım yapsın, fabrika kursun, üretim yapsın, üretsin. O üretimden de siz vergi vesaire işçilik olarak istifade edin. Türkiye'ye bu kaynakları çekin. Bunun için hukuk çok önemli. Yani yabancı yatırımcı geldiği zaman Türkiye'ye, bu yabancı yatırımcıdan negatif anlamlar çıkarmamak gerekir. Tabii. Evet, yabancı dediğimiz şey, bugün Körfez'deki Müslüman yatırımcı da yabancı. Avrupa'dan gelen de yabancı. Dolayısıyla bunların Türkiye'de yaptıkları yatırımlardan mutlu olmaları lazım. Kazan-kazan prensibi üzerine bu işin çalışıyor olması lazım. Bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği yapılar çökmeye mahkum. Dolayısıyla bunları seçici olarak... Özellikle inovatif ve teknolojik katma değerli işlere yatırım yaptırarak Türkiye'ye, Türkiye'nin bu alandaki eksikliğini gidermek gerekiyor. Bunun için de hukuk altyapısı gerekiyor. Buraya geldiği zaman, parasını istediği zaman rahatlıkla güven içerisinde alabileceğine, buradaki haklarına halel gelmeyeceğine dair bir güvence sistemi oluşturmak gerekiyor. Bunun için de hukuk normlarının hem dini hem dünyevi anlamda hak ve hukuk konusunda karşı tarafın mal ve can güvenliğini temin eder şekilde olması lazım. Bu önemli bir mesele. Bununla ilgili varsa eksikliklerin tamamlanması gerekir bir ülkede. Başka? Şu an için Türkiye'de bununla ilgili altyapıların düzenlendiği kanaatindeyiz ve önümüzdeki bu seçimlerinde de 2019'daki tamamen yeni varsa anayasal düzenleme ile birlikte bu tamamen ortadan kaldırılacak. Varsa eksiklerimiz giderilmesi gerekir. Amerika'ya baktığınız zaman bugün sermayenin akışkan olduğu yerlere baktığınız zaman bu altyapılar tıkır tıkır çalışıyor. Yani bir vatandaş da gitse, bir yabancı da gitse hakkını mahkeme hukuk sisteminde rahatlıkla temin edebiliyor. Bir de şöyle bir şey bu var. Önemli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık hemen her yıl yaklaşık 100'e yakın bankanın battığı iddiası var benim yaptığım araştırmalarda. Evet. O konuya da girelim. Yani koskoca bir girelim. ABD altyapısı da var diyoruz ama 100 tane bankanın batması ne demektir? Bizde 2001'de 25 tane banka battı. Evet. Yani ülke kaosa girdi. Evet. O konuya şu faiz lobisinin etkinliğini kıracak tedbirlerle tamamladıktan sonra devam edelim. Buyurun. Burada doğrudan yatırım çekecek bir cazibe merkezi olmak için hukuk, insan kaynağı eğitim. Eğitim çok önemli. İnsanlarımız iyi eğitilmiş olmalı ki dünyadaki ekonomik gelişmelerle, teknolojik gelişmelerle rekabet edebilecek
sanayi, teknoloji alanlarında verimli üretimler yapabilelim. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Onun için de anneler çok önemli. Annelerin eğitimli olması, çocuklarını iyi eğitmeleri. Çünkü nesilleri eğiten annelerdir. Babalar biraz daha dışarıda kaldı. Dışarıda hayat mücadelesiyle daha fazla iştigal ederler. Bugün Malezya'nın, Endonezya'nın kalkınmasına baktığınızda iyi eğitilmiş annelere borçludurlar. Evet. Dolayısıyla kız çocuklarımızı okutmalıyız mutlaka. Onları iyi eğitmeliyiz ki onlar doğurdukları çocukları iyi eğiterek toplumun insan kaynağı hukuk dedik, eğitim dedik, evet. Yani insan kaynağı evet. Dedik. Ve peki, teknoloji ve inovasyona olan yatırımlarda geri kalmamak lazım. Çünkü çağımız teknoloji çağı. Teknoloji. İnovasyon çağı, evet. Buralarda, bunu mesela bir Güney Kore örneğiyle örneklendirecek olursak, 1970'lerde Güney Kore ile bizim kalkınmamız eşitti. Biz aynı seviyedeydik Güney Kore ile. Fakat Güney Kore farklı bir yol izledi. Dünyada büyük markalar ve teknoloji şirketleri öne çıkardı. Bunları bir şekilde içerisinden teşvik etti. Buralara odaklandı ve ihracat yaparak, ihracata dayalı bir büyümeyle elektronikte söz sahibi bir ülke haline geldi. Halbuki 1970'te sanayi ve üretim altyapımız hemen hemen aynıydı. Aynıydı diyorsun. Ama biz ithal ikameci içe kapalı iken onlar ihracat ve dışa açılmayı tercih ettiler. Rahmetli Özal'ın gelmesiyle beraber biz onlardan bir süre gecikmeyle bu harekete başladık. 10 yıl İtalya gecikmeyle en az. İtalya ikameci politikayı bıraktı rahmetli Özal. Ondan sonra dışa dayalı, ihracata dayalı büyüme. Ondan sonra gelen hükümetler 1990 ve 2000 arasını dışarıda tutuyorum. O dönemdeki hükümetler işte bu 28 Şubat süreci, o dönemdeki istikrarsızlık yönetimler, ciddi devalüasyonlara maruz kaldığımız, borçlanmanın sınırının, o tam biraz önce söylediğim faiz lobisinin artık etkin oldu. Kucağına oturduğumuz ve kımıldayamadığımız, onların kontrolü altında olduğumuz bir dönem var. 10 seneye yakın bu sürdü. Bir ülke düşünün, yani şöyle anlatayım, bir çalışansınız, 10 bin lira maaş alıyorsunuz, 10 bin lira maaş aldığınız gün, ertesi gün bunun 9.500 lirasını gidip borç ödüyorsunuz ve 500 lirayla kalıyorsunuz. Sonra o ayı geçirmek için tekrar borçlanmaya ihtiyacınız var. Anlatabildim mi? Evet. Türkiye'nin durumu buydu. Türkiye 2001 krizine, anayasa fırlatma meselesine böyle girdi. Borç çevrilemez hale geldi. İçerideki iş tuttuklarıyla birlikte Türkiye'den bir kaynak, sürekli böyle bir kaynak çekme hareketi olduğu dönemde ve biz 2001 krizinde 25 tane bankanın batışıyla bir dibe vurarak karşı karşıya kaldık ve bu toplumda bir siyasi değişim isteği de ortaya çıkardı ve bugünkü 2002'den bu yana süre gelen siyasal iktidarın önünü açtı bu. Tabii bu arada bu 2001 bankaların kriz geçirdiği o dönemde 25 bankanın batmasıyla evet, evet, birlikte evet. Türkiye'nin evet. Bunun Türkiye faturası 50 milyar dolar. Daha fazla. O dönemde hazineden TMSF'ye 30 milyar dolar seviyesinde bir kaynak aktarıldı. Fakat o kaynak ana para olarak baktığınızda 30 milyar dolar. Fakat tahsilat boyutunda 2000'li yıllar, 2001'den 2017'ye bunu taşıdığınızda gerçek satın alma gücü ve değer olarak ifade ettiğinizde bu rakamın boyutları daha fazladır. Ama 30 milyar dolar olarak bakıp hiç bunu paranın zaman değerini dikkate almadan yapılan tahsilatla indirgediğinizde aşağı yukarı 20-22 milyar dolar seviyesinde bir tahsilat yapılabilmiştir bu. Hani ortalama 50 milyar, hadi 60 milyar. Evet. Az para mı? Yani paranın 55. zaman değerini bulduğunuzda belki 100 milyar dolarları evet. geçer. 100 milyar dolar. Yani geçer. 55 evet. milyar, 50 evet. milyar dolar az evet. para mı? Yani 25 banka batıyor. Tabii. Benim burada en çok tedirgin olduğum, rahatsız olduğum bu 25 banka batarken tabii. Türkiye hükümeti, o dönemin hükümeti. Yani bu bir gaflet değil midir? Bununla ilgili bir hazırlık şudur budur yapılması gerekmez miydi? Yani? Dedim ya işte kurumlar işlevlerini yapamaz hale gelmişti. Yani o gün bir banka düşünün, hazine bonosu satmak için gazetelere boy boy ilan veriyor.
BDDK'nın SPK'dan hazine bonosu satmak için yetkisi yok. Öyle bir lisans yok ama gazetelere boy boy ilan veriyor. Ve bu kurumların başındaki insanlar bu ilanları açıp okuyorlar ve herhangi bir aksiyon almıyorlar bu banka hakkında. Anlatabildim mi? Peki. Yani o dönem hep birlikte bürokrasiyle, bürokrasisiyle, hükümetiyle, kurumların başındaki yapılarla beraber hep birlikte bir tuhaf dönem. Yani açıklaması, izahı. Ciddi bir boşluk yaşanan bir dönem. Boşluk demeyelim yani. Buna gaflet mi diyelim? Gaflet de demeyelim. Bu gaflet, ihanet hepsi iç içe. Evet. Yani hani gafletle açıklamak zor. Yani ben bugün düşünün bir kurumun başındayım ve sorumlu olduğum alanda bir takım şeyler yanlış gidiyor ve ben bunlara müdahale etmiyorum. Müdahale ettirilmiyorum. Yok, o koltukta oturmaya devam ediyorum. Oysa yetkiniz de var. Yetkin de var. Ama işte kullandırtmıyorlar. Kullandırtmıyorlarsa o zaman dönüp istifa edeceksin. O koltukta oturmayacaksın. Peki ben hemen şunu sormak istiyorum. Yeri gelmişken eminim izleyicilerimiz de merak ediyor olabilir. Bugün böyle bir risk var mı? Yani 2001 yılında 25 tane bankanın battığı bu ülkede, bu günümüz dünyasında mevcut olan iktidarın şu anki uygulamalarıyla birlikte tekrar böyle bankaların batma riski var mı? Bununla ilgili tedbir alındı mı? Neler var? Evet, çok güzel bir anekdot var. Bir vatandaş damdan düşmüş, sırt üstü yatıyor. Vatandaşlar da onu kurtarmaya geliyorlar. Tabii damdan düştüğü için boyun kırığı olabilir, omurga kırığı olabilir, her şey olabilir. Evet. Düşen gün görmüş birisi. Bunu karga tulumba götürmeye kalkınca vatandaş durun demiş. Damdan düşen birisi var mı aranızda demiş. Anlatabildim mi? Dolayısıyla damdan düştük 2001'de ve ondan sonra elhamdülillah 2002'de gelen AK Parti iktidarıyla beraber kurumlar ciddi manada bir reorganize oldular. Yeniden bir yapılanmaya gittik. Tabii BDDK, TMSF, SPK bunlar çok ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirdiler. Evet. Ve bu sayede elhamdülillah bugün bankacılık sistemimiz sağlıklı. Rasyolar titizlikle takip ediliyor. Yapılması gereken zaten buydu. Bu Bankacılık Denetleme ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, biraz oraya değinelim isterseniz. Evet. Mesela diyelim ki bir banka var. Tabii bu arada sevgili yönetmenim hemen diyor ki reklam arası verelim. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Peki. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah Güzel Dülger beyefendi ekonomiyle ilgili çok önemli açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Buyurun efendim. Evet, ne demiştik en son? En son demiştik ki faizle ilgili konuşuyorduk. Mevcut olan hükümetin 2001 yılındaki bu krizlerden bahsediyorduk. Ve bununla ilgili günümüz dünyasında mevcut olan hükümet döneminde böyle bir risk var mı diye sormuştum. Tamam. Siz de bununla ilgili BDDK'nın ve TMSF'nin son derece yeni bir yapılanmayla etkin bir şekilde görevlerini sürdürdüklerini ve risk olasılığının son derece zayıf olduğunu belirttiniz. Evet, şu anda sistem her açıdan işleyişi güzel. Benim naçizane önerim, biraz önce söylediniz Amerika'da 100 tane banka batıyor, bir şey olmuyor. Türkiye'de 25 tane banka battı, yer yerinden oynadı dediniz. Evet. Tabii Amerika dünyada emperyal bir güç, rezerv paraya sahip. Dolayısıyla Amerika'da o tür şeyler tolere edilebiliyor. Ama bizim gibi ülkelerde bu 20 tane, 25 tane banka olduğu zaman bir de dünyada rezerv paranız yok ve sermayeye muhtaçsınız. Memur maaşlarını ödemek için IMF'in önünde düğmemizi ilikleyip el pençe bekliyor idik memur maaşlarını ödeyebilmek için. Tarihi bir tespit. Yani evet. Gerçekten biz memur kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için hükümetimiz her defasında Amerika'ya IMF'nin kapısını çalıyordu diyorsunuz. Evet, benim naçizane iki önerim olacak. Bir tanesi tekrar bu 2001'deki ve öncesi ortama dönmemek için anayasal iktisat dediğimiz iktisadın anayasasının da yazılması gerekiyor. Burası önemli. Evet. Yani nedir bu? Kamu kesimi borçlanma gereği. Kamu kesimi borçlanma gereği belli bir sınırla anayasal iktisat dediğimiz sınırla sınırlandırmalı. Yani hükümetler bu sınırı aşmak için meclisten, toplumun genelinden özel bir yetki talep etmeli. Hatırlarsanız Amerika'da
maaşlar ödenemeyecek hale gelmişti bir ara Obama. Evet. Gelmişti, gitti bir yerden, senatodan onay almak zorunda kaldı. Yani belli, bugün mesela diyelim bu iktidar geldi, çok güzel bir ekonomik başarı yaptı ve hasbelkader bir şekilde seçimle gitti. Sonra yerine gelen iktidar bu bulduğu yapıyı bozabilir. Bunun önüne geçecek bir takım anayasal tedbirler almalı. Yani bu kadar para basabilirsin, bu kadar borçlanabilirsin. Şu sınırları geçeceğin zaman gidip onay alman gerekir demeli. Bunun için de anayasal bir düzene ihtiyaç var diyorsunuz. Anayasal iktisat. Evet. Biz buradan değerli bakanlarımıza seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yeni yapılacak olan anayasal sistem içerisinde ekonomi dünyasını ayakta tutabilecek ve bankacılık sistemini batırmayacak, mevcut olan hazineyi ayakta tutabilecek yeni bir anayasal sistem, anayasal iktisat düzenlenmesine ihtiyaç vardır diyor ekonomist konuğumuz. Evet. Evet. Yani bunları güvence altına almak gerekiyor. Bunun dışında biraz önce söylediğim hukuk teknolojik eğitim altyapısının arkasından doğrudan yatırımları cezbedecek proaktif yaklaşımlar gerekiyor. Yani uluslararası piyasalara çıkıp dolaşmanız gerekiyor. Bir cumhurbaşkanı olduğunuzda, bir başbakan olduğunuzda oturup sadece içerideki yapıyı yönetmekle mükellef değilsiniz. Dünya sizin için bir pazar artık. Siz de o ülkenin CEO'su, modern tabirle CEO'sunuz, yani patronusunuz. Niye bizim cumhurbaşkanımız, isim vermek de istemiyorum, izleyicilerimiz de bilir, yaklaşık 5-6 yıl kendi koltuğunda tamamladı görevini. Hiçbir yere gitmeden sadece Ankara'da tamamlayan cumhurbaşkanlarımız da var. Yani ama maalesef burası bir şey değil, kamu kurumu değil, oturup yapamazsınız. Yani burası bir ülke, ülkeyi yönetiyorsunuz. Ama İbn Haldun mukaddimede devlet başkanına önemli bir fonksiyon yükler. Der ki, devlet başkanının en önemli görevi ülkesinin parasının değerini korumaktır. Evet. Anlatabildim mi? Ülkenin parasını korumak, ülkenin fiyat istikrarını korumak, o ülkede enflasyona sebebiyet vermemek, her malın arandığında bulunabilir olmasını temin etmek, fakir fukaranın haklarını korumak, borçlulara karşı alacakları düzenlemek, onlar üzerindeki tahakkümünü, onlar üzerindeki aşırı taleplerini sınırlamak. Bakın ben size bir şey anlatayım. Türkiye'de kredi kartları bir faciası yaşandı bir dönem. Evet. Kredi kartları enflasyon %120'lerden %5'lere kadar düştüğü dönemde bir dönem oldu. Enflasyon %8-9 seviyelerinde ama kredi kartı faizleri bileşikte %60 seviyelerindeydi. Evet. %60 seviyelerinde. Yani bir ülkede fiyatlar bir yıldan bir yıla %10-15 değişirken kredi kartı borçlularının üzerindeki faiz yükü %60'ları buluyordu. Ve buna mesela gecikmeli müdahale edildi. O dönem çok ciddi bir kredi kartı borçları üzerinden bankacılık sistemine kaynak transfer edildi. Daha sonra bu konudaki şikayetler ve yakınmalar artınca BDDK bu noktada bir sınırlama getirdi. Yani faize bir sınırlama var mı? Evet, var. Türkiye'de faize sınırlama kredi kartlarında mesela söz konusu. Belli bir yasal sınır var. O sınırın üzerine bankalar istese de faizlendiremiyorlar. BDDK bunun için var. Peki ben bankaya diyelim ki A Bankası'na örnek veriyorum 100 bin lira yatırmak istiyorum. O 100 bin lira karşılığında bankanın bana verebileceği faizde belli bir sınır var mı? Yani banka şunu yapabilir mi? Gerekirse o para karşılığında %10 da verebilir, %5 de verebilir, %20 de verebilir. BDDK'nın buna karşı bir sınırlaması var mı? Ya da bankanın devlete karşı böyle bir sınırlama zorunluluğu var, mecburiyeti var mı? Hali hazırda bankaların yılbaşında Merkez Bankası'na uygulayacakları, mevduata ve krediye uygulayacakları azami faizi bildirme yükümlülükleri var. Mesela azami faiz ne? Yani o tabii şimdi bugün mesela bakıyoruz kaç diyelim mevduatı 14-15 ile topluyorlar. Krediyi de 20 ile 25 arası veriyorlar. Bunu bildirirken bankalar şöyle yaklaşım tutuyorlar. İşte mevduata ne bildirelim? İşte 15 ile topluyoruz. En fazla 30 olur. 30 azami bildirelim. Krediyi de kaçla veriyoruz? 20-25 ile. Bir olası kriz anında vesaire de kaç olur? Bu 50 olur. İşte
bu şekilde bir bildirimde bulunuyorlar. Yüzdelik dilimi olarak ne söylenebiliyor burada sınır olarak? Bir sınırı yok. Yani tanımlanmış bir sınırı bildiğim kadarıyla yok. %10 da olur, %15 de olur. Tabii. Piyasa belirliyor şu anda şeyi, faiz hadlerini. Sadece kamu bankalarının mevduatlarında bir, kamunun kamuya yaptığı mevduatlarda bir düzenleme getirildi kamu hazinedarlığı kapsamında. Orada bir yasal sınır var. Ama o sınırı aşılamıyor. Bunun dışında bir düzenleme olması gerekiyor. Onun dışında söylediğiniz anayasal iktisatla ilgili yapılacak olan düzenleme. Yani o tabii biraz hani müdahaleci ekonomimi, serbest ekonomimi tartışmalarına girer. Faizlere bir sınır getirilmesi. Şu an itibariyle faizler piyasada serbestçe belirleniyor. Tabii burada BDDK'ya düşen önemli bir yük var. SPK'ya düşen ve mali polis ve istihbarat ve masaya düşen önemli bir vazife var. O nedir? Bundan 4-5 yıl önce Barclays Bank bir suçlamayla maruz kaldı. İngiltere'de LIBOR dediğimiz uluslararası piyasada borçlanmalara temel teşkil eden faiz oranı üzerinde 5-6 bankanın İngiltere'de birbirleriyle toplantılar yaparak o faiz oranını speküle ettikleri, belirledikleri iddiası ortaya atıldı ve bu ispatlandı. Bu bankalara ağır müeyyideler yapıldı. Dolayısıyla kamu otoritesinin de piyasada faizler üzerinde bir anlaşma var mı? Rekabet hukuku anlamında, rekabetçi bir ortamda mı belirleniyor faizler? Yoksa 4-5 tane banka bu konuda birlikte mi hareket ediyor noktasında sıkı takip ve denetim yapması gerekiyor. Bu konu önemli. Çünkü bankacılık bunu sistemimiz... BDDK'nın yapması lazım. Tabii BDDK'nın yapması gerekiyor. Mali polisin, MASAK'ın ve SPK'nın bunları takip ediyor olması lazım. Burada piyasanın derinliği önemli. Türkiye'de şu anda 34-38 tane toplamda, yani 40'ın altındadır bankaların toplam sayısı. Tabii bir dönem bu 25 tane bankanın batmasından sebep, bankaların güçlendirilmesi ihtiyacından sebep yeni oyuncu piyasaya alınmadı. Ve bu doğru bir politikaydı. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada artık BDDK'nın denetimlerinin bu kadar yoğunlaştığı, her şeyi teknoloji vasıtasıyla yakından takip ettiği ortamda bence bankacılık tabanının oyuncu sayısının genişlemesi gerekir. Peki bu arada hemen şunu sormak istiyorum. Yeni açılacak olan bankacılık genellikle katılım bankacılığı şeklinde olması yönünde birçok aklı selim insanların önerisi bu. Evet. Şu an mevcut olan banka ticareti içerisinde ya da sermayesi içerisinde katılım bankacılığının yüzdelik dilimi nedir? Evet. Katılım bankacılığı bu noktada tabii ben size biraz katılım bankacılığını en başından alayım, öyle geleyim. Türkiye'de ilk ama katılım bankacılığı... Ama girmeden isterseniz şöyle söyleyeyim ben size. Evet. Bir müzikle, daha doğrusu bir şiirle isterseniz ara verelim. Sevgili izleyiciler, Abdullah Güzel Gül der, dedik ki edebiyatçı dedik. Mahlası Mehmet Arif olarak yayınlanmış önemli iki şiir kitabı var. Birisi Yüzleşi, buydu değil mi? Üçüncü baskısını yapmış olan. Bir tanesi de Sensizliğimle, Söyleşirken Kendimle, Mehmet Arif Mahlası'yla iki önemli kitap. Şimdi bunlardan güzel bir şiir dinleyeceğiz. Sevgili yönetmenim de hazırsa. Evet. İnşallah. Okuyalım. Manifesto. Çığırı çığırı düştük yollara, söyleyi söyleyi patikalara sevdamızı. Bir hazin türkünün sırtında mahmur, bir biz vardık sanırsın yalnız civan mert. Bir biz prangalara mahkum, kimsesiz. Düşüverdik gecenin yarısı hain pusuya, gelip çatmıştı işte düğün vakti, kalleş namlular arasında. Hoyrat ve gözü pek dalarken ölümün kollarına, işte benim son adımlarım, son salınışım, son bakışım dünyaya. İşte son soluklanışım, güz ayazı gibi keskin, yarım kalmış heveslerimse ağlamaklı. Özlemlerim küsülü yarımlarına, yarınlarıma. Öte yanda, geniş verimli topraklarda oğlumun
sarı saçları uçuşuyor rüzgarda. Anam babam el sallıyor iskeleden. Ciğerparem dövünüyor ellerinin hamuruyla köşkten. Yıldızlar oynaşırken ayak ucumda, üşütüyordu beni gece. Bir ılıklık akıyordu şakaklarımdan. Yumruklar yakınmıştı kınalarını kanımdan. Toprak sızımı çekmişti yüreğine. Karanlık geceye benim ölümüm sunulmuştu armağan. Benim adım kazınmıştı cesaretin kabzasına. Benim türküm yakılmıştı mertliğin hançeresine. Daha ne diyeyim, ne söyleyeyim geride kalanlara? Varın, siz de yazdırın adınızı manifestoya. Varın, siz de yazdırın adınızı manifestoya. Sevgili izleyiciler, bu şiir gerçekten ben ilk okuduğumda çok etkilendim. 3-5 rütbeli geçinen vatan hainini yapmış olduğu başkaldırıya karşı toplumun bir isyanı, toplumun tepkisi olarak, manifesto olarak kaleme alınmış. Ne söylemek istersiniz? Evet, bu doğuda görev yapan Mehmetçiklere o dönemde kaleme aldığım bir şiirdi. Ben Bingöl'de yaptım askerliğimi. Evet. Çok iç içe yaşadım o terör ortamını. Ve o dönemdeki duygularımı kaleme aldım. Bu onlara, Ömer Halis Demirlere, tüm şehit tüm yakınlarımıza, gazilerimize, sivil, asker, bu uğurda canını teslim eden ve kendi canını, kendi nefsini düşünmeyerek o Semih Terzi'ye silah sıkan kardeşimize gitsin bu şiirin. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman biz de uygun bir dönemde inşallah şiirlerinizi seslendiririz. Evet. Peki, kaldığımız yerden devam edelim. Abdullah Bey. Evet. Az önce. Şimdi katılım bankacılığına mı gelmeli yeni lisanslar diye söylemiştik. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız katılım bankacılığını önemsiyor. Bu noktada kendisi bir inisiyatif alarak %15 2023'e kadar katılım bankacılığının payının %5-6 seviyelerinde seyreden katılım bankacılığı payının %15'lere gelmesini, hatta en son Vakıf Katılım Bankası'nın açılışında dile getirmişti. Bunların iki tane yeterli olmadığını. Bankası'nın katılım bankası var, Vakıf Bankası. Kamunun iki tane katılım bankası iki var. Tane, evet. Topladığınız zaman da toplam 5-6 oyuncuyla seyreden bir bankacılık yapı var. Dilim içerisinde evet. %5'lik. Ama büyüklükler olarak baktığımızda 2.8 trilyon TL'lik bir toplam bankacılık büyüklüğü içerisinde 140-150 milyar lira seviyesinde bir katılım bankacılığı söz konusu. Geri kalan büyük yapı %95'i konvansiyonel bankacılık, faizli bankacılık. Bu yapı tabii nasıl oluştu ona bakmak lazım. 1900'lerin başında Osmanlı Bankası, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne bir Galatalı bankerler vasıtasıyla katkı sağlayıp sonra tarih sahnesinden yok olunca Türkiye'de milli bankalar oluşturma ihtiyacı oldu. Ve Ziraat Bankası ilk işte Mithat Paşa döneminde 1870'li mi? Gündeme geldi, evet, 1870'lerde. Ve 1900'lerin başında hemen Çanakkale Savaşı'ndan önce Konya'da ve Adapazarı'nda bankalar kuruldu. Bu bankalardan bir tanesi Adapazarı İslam Ticaret Bankası. Adapazarı İslam Ticaret Bankası aslında 2000'lerin başında işte o kavgalarla, paylaşılamamakla gündeme gelen ve batırılan Türk Ticaret Bankası idi. Evet. Bu banka Adapazarlı 13-15 tane esnafın, Müslüman esnafın bir araya gelerek, tüccarın sermayelerini bir araya getirerek kurdukları bir banka. Ve kuruluş amacı olarak yazdıkları bir metin var, çok etkileyici. Diyor ki, Müslüman tüccarı Yahudi ve ecnebi tefecinin zulmünden korumak üzere biz bu bankayı kurma kararı aldık diyorlar. Bakın bu iradeyi geçiriyorlar şeye, kayda geçiriyorlar. Kayda geçiriyorlar. Demek ki Galata bankerleri vizyonları oymuş tabii, yani. Müslüman tüccarları sömürüyorlar o dönemde ve buna bir başkaldırı olarak nasıl ki milli mücadele diyoruz. Milli mücadelenin askeri boyutu var. Bir de ekonomik sahadaki olan milli mücadele. Ekonomik sahada olan milli mücadele bu. Ve oraya yine kayda düşürüyorlar. Usulü şeriyle işlem yapacağız diyorlar. Yani evet. Biz faizli bankacılık yapmayacağız. Faizsiz finansman yapacağız diyorlar.
Ve 1924'lere, 26'lara kadar bu böyle geliyor. Fakat orada bir el değiyor. Önce Künya'dan Adapazarı ve İslam'ı atıyor. Ondan sonra da Türk Ticaret Bankası yapıyor. Ve usulü şer'i ile olan işlemi kaldırıyor, faizli bankacılığa dönüştürüyor. 1924'lerde mi gerçekten? 1924-30 arası bir süreç. Evet. Zaten o dönem İslam, adında İslam geçen her şey tarumar ediliyor. Tepki görüyor. Tabii. Ve bu banka kurucularının hilafına bu şekilde bir revizyon geçiriyor. 1984'e kadar ne katılım bankacılığı ne faizsiz finansman modeli Türkiye'de söz edilmiyor. Rahmetli Özal ilk bunun 84'e kadar. Evet. Rahmetli Özal ilk bunun girişimlerini yapıyor ve işte bugün o katılım bankalar dediğimiz faizsiz finansman kurumlarını kuruyor ki onun isimlerine banka denilmiyor o dönemde. Faizsiz finansman kurumları. Bunlar ticari şirketleri gibi çalışıyorlar. Ve 2000'lere gelirken İhlas Finans gibi bir kötü tecrübe ortaya çıkınca ve bu TMSF'nin de sigorta şemsiyesi altında olmadığı için yatırımcılar mağdur oluyorlar ve bu noktada artık banka hüviyetine bunların evrilmesi gerektiği ortaya çıkıyor ve banka oluyor ve katılım bankaları tarihi serüveni de buradan başlıyor. Ama Türkiye'deki ve dünyadaki ilk katılım bankacılığı uygulaması Adapazarı İslam Ticaret Bankası'dır. Biz bunu yapmışız ama bir el değmiş, sonra bu 1984'e kadar kesintiye uğramış. Ve bu dönemde sistem tamamen faizli çalışmış. Evet. Şimdi biz 84'ten bugüne %5 pay alabildi katılım bankacılığı. Bu %100'den %5 kendisine pay alabildi. Ne olması gerekir bu payın daha yukarılara gelmesi için? Şimdi iki tane yapı var. Her ikisi de %10 büyüdüğünde bunu yakalaması mümkün değil. Küçük olanın büyük olanı. Tabii. Dolayısıyla buraya bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Yani kamunun buraya el atması gerekiyor. Nasıl el atacak kamu? Kendi nakit akışından önemli bir payı katılım bankalarına tahsis edecek. Katılım bankalarının ellerindeki sermaye imkanlarını, iş yapma imkanlarını büyütmesi gerekecek. Bu yeterli mi? Değil. Başka ne yapması gerekir? Yapacağı uluslararası proje finansmanlarına belli bir kısmını katılım bankacılığı zorunluluğu koyması gerekir. Yani belli bir kısmını katılım bankacılığı fonlarıyla finanse edilmesi zorunluluğu getirebilir. Artı ne yapabilir? Yurt dışındaki Körfez ülkelerinde özellikle İslam coğrafyasındaki katılım bankacılığına hevesli, katılım bankacılığı yapmak isteyen sermayedarlara burada güzel bir ortam hazırlayarak onları Türkiye'ye katılım bankacılığında faaliyet yapmak üzere davet edip kurmamız gerekiyor. Bir mega bank söz konusu, mega İslam bankası dediğimiz, bütün bu İslam ülkelerinin kurmaya çalıştığı, altında paydaş olduğu. Bununla ilgili Endonezya mı yoksa Türkiye'de mi kurulsun tartışmaları var bugünlerde. İnşallah bu noktada yapacağımız faaliyetlerle bunu İstanbul'a alırız. Türkiye'de bir mega İslami banka, faizsiz finansman bankası kurulursa bu yapı %5, 10, 15, 20 diye gelir ve bir bahçe düşünün, bahçenin neresini sularsanız orası yeşerir. Şimdi %5'i daha fazla sulamanız gerekiyor ki o %95'ten pay alsın. Son derece önemli açıklamalarda bulundunuz. Fakat tabii bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son mesajınızı alacağım ancak sizin en son söyledikleriniz son derece önemli. Ben özellikle buradan devlet yetkililerine, ekonomiyle ilgili bakanlıklara da bir mesaj olması için söylüyorum. Anayasal iktisat dediniz ve katılım bankacılığının daha da güçlendirilmesi için devletin buna el atması lazım. Evet. Gerek ithalat, gerek ihracat, gerekse hatta yerel yönetimlerin bile bir takım işlemlerinde katılım bankacılığını destekleyerek onun güçlenmesi ve mevcut olan %5'lik dilimin %10'lara, %20'lere çıkması lazım ki biz bu faiz kıskacından kurtulalım diyorsunuz. Son bir cümleniz izleyicilerimize, sonra kapanışa geçelim. Son cümlem şu. Haram ve helal noktasında hassasiyeti olan insanları önlerinde helal varken haramdan sakınmaya teşvik ediyorum, çağırıyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok önemli konuğumuzu ağırlamış bulunmaktayız. Bugün Türkiye ekonomisi ve bankacılık sistemi üzerine konuştuk ve konuğumuzun son önemli mesajı son derece önemliydi. Helal ve haram dururken harama asla yaklaşmayın.
buradan mesajınızı almış olmanız gerekir diye düşünüyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum ve hoşça kalın diyorum.